üstünlüğü ve demokrasi, insan hakları, temel haklar, adil bir Türkiye için arayışımız 2022 yılında da mücadelemiz devam edecek. Herkes için hiçbiri unutulmadı. Bunları söyledikten sonra şimdi gelelim bu senenin unutmayalım, muhakkak bu soruları hatırlayalım dediğimiz sorularına geçeceğiz ama öncesinde dolar yine arttı. Bir de sana suç duyurusu yapılmıştı. Ne oldu? Vallahi aradılar mı? Ne yok yaptılar? Daha arayan soran yok. Hangi bankanın itibarını zedelim istedim? Onu da bilmiyorum. Onu da konuşuyoruz. Suçlanan diğer insanlar da bunu konuşuyoruz. İşte böyle hani önce mandacıydık, şimdi de işte bankaları batırmaya çalışan mı nedir anlamadım. Konuşuyoruz. Şirin, pazartesi günü yayından önce 2 saat toplam 12 saatlik yayınımızı baştan sona hızlı bir şekilde izledim. Sonra dün tekrar oturdum ve toplam 16 saatlik yayınımızı geriye dönük olarak taradım ve tekrar izledim. Acaba ağzımdan yanlışlıkla böyle bir sözcük kaçmış, bir şey, bir ima etmiş olabilir miyim acaba diye. Çünkü burada önemli bir şey var. Bankalar, çünkü diyor ki bir bankanın itibarını. Bankalar herhangi bir kurum değildir. Bankaları sevin ya da sevmeyin. Ama bankalar itibar kurumudur. Herhangi bir üreticiye, firmaya benzemezler. Bankaya ilişkin bir şey, bir şüphe oluştuğunda kimse şöyle demez. Ay onun sermayesi çok iyi. Ben ondan çok memnundum. Aman onun da aktifleri bu kadar iyi demezler. Giderler bankadan para çekmeye kalkarlar ve o çok ağır sonuçları olur. Bir bankanın zarar görmesi, batışı, biz bunu yaşadık hep birlikte sayın seyirciler. Herhangi bir kurumun zarar görmesi gibi değildir. Ekonomiyi çok etkiler. O yüzden bana hatta CNN Türk'te haber merkezi şey derdi. Sen hep bankalardanız. Hayır, ben bankalardan yana değilim. Ben halkımdan ve ekonomiden yanayım. Dikkatli konu. O yüzden ben, hatta burada biz Barış bazen bankanın adını veremiyoruz der, ben de canlı yayında seyircilerimiz tanık olur. Hayır derim. Çünkü bankalara eleştirebiliriz, şunu yapabilirim ama dikkatli bir dil kullanmalıyız. Bunu bir tarafa koyup. O yüzden baktım. Hiçbir öyle bir şey olmamış. Bir tane banka adı geçmiş. Ziraat Bankası, o da Sayıştay yüzünden. Şimdi seninle Barış'la konuşmuşuz. Demirören Kredisi Sayıştay raporu var. Ziraat Bankası'nın kendisi söylüyor beni zarar uğrattılar. Hayır, Sayıştay'ın da raporu var. Ziraat Bankası o zaman gitsin derdini BDDK'yla. Zaten Ziraat Bankası olsaydı Ziraat Bankası benim hakkımda suç duyurusunda bulunurdu şimdi. Sonra biz konuştuk, bu kim olabilir? Merkez Bankası olabilir. Ama işin bir garip yanı var. Merkez Bankası Bankalar Kanunu'na tabi değil. BDDK. Eğer Merkez Bankası diyorsanız komik duruma düşersiniz. Merkez Bankası Bankalar Kanunu'na tabi değil. Ben sizi uyarayım. Peki. Öyle bir şey düşünüyorsanız. Şimdi, o yüzden biz aramızda konuşuyoruz bu suçlanan kişiler, suç duyurusunda bulunan kişiler. Daha karar vermedik. Biz de karşı bir suç duyurusunda bulunalım mı? Sen yayında söyledin. Diye. Hatta zararı uğrayan bütün vatandaşlar da bulunsun diye. İlerleyen dakikalarda Hürşit Güneş bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Hürşit Güneş, ekonomist. Ve onunla enteresan şeyler konuşacağız. Lütfen bekleyin. Hem Emin Çapa hem Hürşit Güneş. Enteresan şeyler anlatacaklar. Dolayısıyla beklemenizi rica ediyorum. Şimdi bu arada sorularımıza geçmeden önce. Nurettin Nebati açıklamalar yapmaya devam ediyor. Öyle oldu, böyle oldu. Biraz önce demiş ki o gece dolaylı dolaysız hiçbir müdahale olmadı. Biliyorsunuz çünkü Kemal Kılıçdaroğlu 2 gün önce açıkladı aslında. Dedi ki bankaların da adlarını verdi. 22 Aralık akşamına kadar Vakıfbank 4.5 milyar dolar, Halkbank 3.6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6.5 milyar dolar, Merkez Bankası da arka kapısından 4.5 milyar dolar, toplam 19.1 milyar dolar satış yaptı demişti Kılıçdaroğlu. Şimdi Nurettin Nebati diyor ki o gece dolaylı dolaysız hiçbir müdahale olmadı. Vatandaş yarışa girdi. Dövizini bozdurmak için 3 ayda geldiği performans bir gecede neden kaybetti dolar? Çünkü köpüktü. Biri diyor ki 40 milyar dolar diyor. Varsa ver bize, yok öyle bir şey. Bu ne demek bilmiyorum. Neyse, ne dediğini kendisi de biliyor mu anlamıyorum ama sonuçta diyor ki o gece millet yığıldığı için dolar düştü. Hatırlatalım. Bankalar kapandığı bir saatte ve o kadar yüksek miktarın online yani dijital bankacılıktan yapılamayacağı bir saatte ve döviz büroları kapalıyken yapılmıştı açıklama ve bir anda dolar düşmüştü. Nasıl oldu da vatandaş koşturmuş da doları düşürmüş bilmiyorum. Bunun cevabını da Hürşit Güneş'te ararız ama bir cümle. BDDK bu arada yalanlıyor. Dolar tekrar çıkıyor bugün, gidiyor yukarı doğru. BDDK yalanlıyor Sayın Bakanı.
Sayın Bakan bir BDDK ile bir ilgilensin bence. Resmi veriler yalanlıyor. Merkez Bankası da yalanlıyor. Merkez Bankası'nın verileri de yalanlıyor. Sayın Bakan, Merkez Bankası ve BDDK hakkında da bir işlem yapmanızı artık bir bekliyoruz yani. Ya da BDDK ve Merkez Bankası Sayın Bakan hakkında, Ekonomi Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunsun. Yani birinden birinin bir şey yapması lazım. Ya Sayın Bakan doğruyu söylüyor, Sayın BDDK yetkilileri ve Merkez Bankası yalan söylüyor. Ya Merkez Bankası ve BDDK yalan söylüyor, o zaman da bakan onlar hakkında suç duyurusunda bulunsun. Çünkü resmi veriler öyle demiyor. Birazdan Sayın Hürşit Güneş geldiğinde de onun ayrıntılarına bakarız. Yine bir cümle sorulara geçmeden önce, yine Nurettin Nebati'den bizim programımızı birileri seyretmiş. Teşekkür ediyoruz ayrıca herhalde bütün danışmanları ve olabildiğince saray eşrafı diyelim. Hepsi sözüm varı seyrediyorlar. Öyle olmalı ki çünkü Durmuş Yılmaz üzerinden bütün kurgularını yapıyorlar. O akşam Durmuş Yılmaz bizim programımızdaydı. Nurettin Nebati diyor ki, bir kere diyor küçük yatırımcıyı mahvettiniz. Sizin yüzünüzden gittiler, dolar aldılar. O, ne hakkınız var onları küçük yatırımcıyı aldatmaya? Yani bizler, ekonomistler, herkes küçük yatırımcıyı aldatmış. Kendileri değil, herkes suçlu. Ve ondan sonra devam ediyor. Diyor ki, bir Merkez Bankası başkanlığını yapmış bir kişi gidin dolar alın diyorsa hayatın en büyük falsosunu yaptı. Durmuş Yılmaz bizim programda öyle bir şey yapma demedi ki. Durmuş Yılmaz dedi ki bu yaptıkları yarın doları bu kadar indiriyorlar. Bu benim görüşüme göre, hatta Barış Terkoğlu düzeltti. Birileri için yeniden düşük orandan ya da düşük fiyattan dolar alma fırsatı yaratılıyor dedi. Ve doğru. Nurettin Nebati'ye galiba danışmanları doğru bilgiyi de vermiyorlar. Ben hemen arkadaşlar BDDK kurumlar verisinin... İkinci grafiğini bir yollar mı? BDDK kurumlar. BDDK bugün ayın 24'üne kadar olan verileri açıkladı Şirin. Kurumların bankalardaki parası, lütfen verin ekrana görsün seyircimiz, 1,5 milyar dolar artmış. 1,5 milyar dolar almışlar Şirin. Fiyatlar düşük diye. Bakın kurumlar 1,5 milyar dolar almışlar sayın seyirciler. Yani Durmuş Yılmaz doğru söylemiş. Daha üstelik bu olmadan söyledi Durmuş Yılmaz. Çünkü Durmuş Yılmaz oraya liyakatiyle gelmişti. Sizin gibi gelmemişti. Bu birileri için alım fırsatıdır dedi. Bunu değerlendireceklerdir dedi ve değerlendirmişler. 1,5 milyar dolar almışlar. Tabii söyleyebilirsin. Bu arada sana da laf ediyor, onu soracağım. Çünkü Emin vefaatle söyledi. Sizin halkınıza tuzak kurmaya hakkınız yok. Hala iddia ediyor ki tuzağı kuran kendileri değil. Biz dedik bu dolar düşecek diye, bize inanmadılar. Televizyonda yayın yapanlar manipüle etti. Gittiler küçük yatırımcı, işte halkım, vatandaşım, memur, işçi, her neyse kim, esnaf gitti yüksekten dolar almadı. Demişler ki düşecek mi? Oysa kaç kere Merkez Bankası müdahale etti de dolar kuru inmedi. Birazdan geleceğim. Barış bir şey söylüyor. Şimdi birincisi, hani dolar arttı, düştü, artarken üzülünür mü, sevilindim mi? Bunların tartışmaları çok yapıldı Türkiye'de. Ama bugün programa girmeden önce Hazine ve Maliye Bakanı'nı dinledim. Ve dikkat ettiniz mi? Gülümsüyordu, mutluydu. Televizyonda çok şen kahkahalar attığı, mutlu olduğu bir program yapıyordu. Ya bir dakika. Bugün sen dolar arttı dedin mi? %7 ben şu an baktığım rakam. Bak %7 Şirin. Ve karşısındaki gazeteci Ahmet Hakan kendisine bunu sordu. Dedi ki ya tamam düştü falan da bugün %7 arttı dedi özetle. Nurettin Nebati ne dedi biliyor musunuz? Hiç endişe edecek bir şey yok ki, insanlar işte paralarını zaten kur garantili yatırdıkları için onlar rahat olsunlar. Ya Ahmet Hakan bile şaşırdı. Sayın Bakan, ben onları söylemiyorum. Vatandaş için. Hani Türkiye 81 milyon nüfus. Ya şu anda Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki döviz artıyor. Sevinin, kahkaha atın, sokaklara çıkıp göbek atın diyor. Karşısındaki gazeteci diyor ki ya bir dakika. 81 milyonluk nüfusun ne kadarı? 370 bin kişi. Kaç kişi? 370 bin kişi. 81 milyon eksi 370 bin üzülsün.
Geri kalan 370 bin kişi davul çalabilir bu akşam. Dolar artıyor. Bakın bakan da çok güldüğüne göre demek ki 370 bin kişinin adına seviniyor bugün. Şimdi bir dakika. Ya da kendi dolar etraflarındaki dolarlarına dolar zaten, katanlar adına zaten ben seviniyor. Ben burada defaatle anlatıyorum. Ben patronum dedi ya patronları çağırıp. Ben biz aynı gemideyiz dedi ya patronlara. Hatta ağalıktan gelmiş ağalar ve patronlara. Ben onların bakanı olduğunu söylüyordum ama bugün bu kadar açıkça söylemesine ben bir de şaşırdım. Çünkü dövizin %7 arttığı bir ülkede bakan bunun sevinilecek bir şey olduğunu anlatmaz. Kur korumalı faiz hesabına yatırmış olanlar rahat olsunlar diyerek sadece onlar için sevinilecek bir şey olduğunu topluma anlatmaz ki. Dediğim gibi Ahmet Hakan bir de diğer vatandaşlar için böyle olduğunu söyledi. Çünkü bakın bugüne kadar Şirin, bugüne kadar vatandaş döviz kurunu şöyle seyrediyordu, şöyle seyrediyordu. Cebinde döviz olduğu için mi? Bir kesimin var, onlara da saygı duyuyoruz. Hepsi bizim ülkemizin vatandaşı. İnsanlar paralarını korumak için döviz yatırıyorlar. Ama çok büyük bir çoğunluğu Türkiye'de döviz yatırımları maalesef olmadığı için, halkımızın büyük bir çoğunluğu %50'sinden fazlası asgari ücretle geçindiği için böyle bir yatırımı yok. İkincisi, emin yüzde kaçının %3 ayın üstünde bankaya yatırabilecek kadar, yani 3 ayın üstünde unutacak kadar parası var. Bankadaki mevduat hesaplarının sadece %7'sini 6.9 küsür. Yani Türk insanının öyle 3 ay banka yatırayım unutayım diyecek kadar parası yok. Tabii canım. Hayır. Küçük